Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Furkan suresi 45-52. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildirmekte. Elem tera ila rabbike, Rabbine bakmadın mı? Keyfe mette zıl, gölgeyi nasıl yaydı, uzattı. Yani Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına bakmadın mı? Velev şa'e, şayet dileseydi, lecealehu sakine, onu sakin kılardı, hareketsiz kılardı. Sümme cealne şemse aleyhi delile, sonra güneşi ona bir delil kıldık. Sümme gabadnahu ileyne gabdan yesira, sonra onu bize kolay bir şekilde topladık. Burada Allahu Teala gölge ile alakalı bunun dikkat çekici, ibretle bakılması gereken bir olay olduğuna nazarlarımızı yöneltiyor. Ve bu şekilde bu olaydan da ders almamızı, ibret almamızı bizden istiyor. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına bakmadın mı? Gölge bizzat kendisi sabit bir vücudu yoktur. Ve etraftaki görmüş olduğumuz şeylerin güneşle olan münasebetinden, ışıkla olan münasebetinden meydana gelen arizi bir durumdur. İşte bilhassa sabah vakti, daha böyle güneş doğmazdan önce her taraf bir gölgedir. Güneşin doğrudan kendisini görmüyoruz ve etraf tamamen gölgeli bir görüntü arz etmekte ve bu güzel bir görüntü oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki gölge ifadesi daha çok hararete mukabil olarak da kullanılır. Yani ışık ve karanlık bir değildir. Ayette bu anlatılıyor. Devamında da gölgeyle hararet de bir değildir. İşte mesela yazın o sıcağını düşünelim. Bir de o yazın sıcağında gölgenin varlığı. Devamlı her taraf sıcak olsa, gölge yerler olmasa insan adeta pişecek, kavrulacak. Ama o sıcakta güzel gölgeli yerler var. Ağaçların gölgesi, binaların gölgesi gibi gölgeli yerler var. Ve o gölgeli yerler gerçekten insana apayrı bir ferah veriyor. Bilhassa o sıcak havada insan gölgenin kıymetini daha iyi biliyor. Öte yanda Kur'an-ı Kerim'de cennet anlatılırken la yeravne fiha şemsen ve la zemherira. Yani onlar cennette ne bir güneş görürler ne de zemherir denilmiş. Burada ne güneşin hararetini görürler ne de zemherir tarzında bir soğuk görürler. Mana bu şekilde. Ve cennete ait olan nimetler bize anlatılırken bunlardan biri de ve zillim memdud, uzatılmış gölge. Yani her tarafı gayet hoş bir şekilde ferahlatan, insanı dinlendiren bir gölge cennette hakim olacak. İşte bizler şu dünya hayatında gölgeyi değişik şekilleriyle görüyoruz. Bunlara bakıp da düşünmemiz, ibret almamız, ders almamız gerekiyor. Allah güneş vasıtasıyla, ışık kaynağı vasıtasıyla gölgeyi meydana getiriyor. İşte güneş doğduğunda etrafımızda gördüğümüz varlıkların gölgesi de bunlar görülüyor. Ve güneş yükseldikçe malum ta öğle vakti en zirveye çıkıyor. Daha sonra tekrar aşağı doğru bir görüntü meydana geliyor. Ve böylece gölgede de bir hareketlilik meydana geliyor. Mesela ikindi vakti gölgeler daha uzundur. Bu şekilde gölgenin bir hareketliliği var. Her ne kadar gölge sabit bir varlığa sahip değilse de güneşe bağlı, ışığa bağlı bir şekilde gölgede bir hareketlilik meydana gelmekte. Öte yandan gölge himaye manasını da işte saye olarak bu Farsça'da ifade edilir. Türkçe'de de falanın sayesinde, sayesinde dediğimiz gölgesinde anlamındadır. Bir himaye manasını da ifade eder. Allahu Teala şu alemi himaye etmektedir. Şu alem içinde özellikle insanı daha özel bir itina ile himaye etmektedir. Onu zillinde gölgelendirmektedir. Diğer alemde mahşer meydanında güneş insanların ta tepesinde,
İnsanlar böyle günahlarına göre adeta kanter içinde kaldıkları bir zamanda Allah-u Teala kendi yolunda olanları gölgesinde yine gölgelendirecek. يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ Hiçbir gölgenin olmadığı, ancak ilahi himayenin olduğu o günde işte Allah yolunda olanları Allah gölgelendirecek. Bazı rivayetlerde de arşının gölgesinde gölgelendirecek. Bu şekilde ilahi himaye ebediyen devam edecek. Şu dünyada olduğu gibi mahşer meydanında da ta ebedi hayata kadar bu şekilde ilahi himaye insanlar üzerinde devam edecek. Burada güneşin ona bir delil kılınması, güneşin gölgeye delil kılınması, yani şayet güneş olmasaydı gölgede olmayacaktı. Güneşle beraber gölgeden söz edebiliyoruz. Sonra bunun kolay bir şekilde tekrar derlenip toparlanması, işte diğer alemde artık şu dünya parçalandığında, kıyamet kopup da her şey bittiğinde bu gölge varlıklar onlar da ortadan kalkacak. İşari bir manayla da şu dünya tamamıyla bir gölge tarzında görülmüş. İnsanlar şu dünya hayatında adeta gerçek değil de bir takım numuneler ve gölgeleri görmekteler. Bu numuneleri ve gölgeleri gördükten sonra bunların asıllarını görmek üzere diğer aleme de gidecekler. Bu konuda Eflatun'un, diğer ismiyle Platon'un vermiş olduğu bir mağara örneği vardır. Ve ideler alemini anlatma noktasında bu çok dikkat çekici bir misaldir. Platon bu örneğinde diyor ki, mağarada diyor bir takım insanlar farz edelim. Bunların sırtları mağaranın kapısına dönük olsun. Mağaranın önünden insanlar, hayvanlar, değişik varlıklar geçiyor. Bunların görüntüleri güneş vasıtasıyla bir gölge şeklinde mağaraya yansıyor. Ve bu insanlar dışarıdan geçen varlıkların daima gölgelerini görüyorlar. Ama diyor günün birinde bunlardan bir tanesi işte zincirlerini çözse ve dışarıya çıksa, baksa ki onlar o güne kadar hep gölge görmüşler. Bunların gerçekleri dışarıdaymış. İşte Eflatun'un verdiği bu misal bir nevi peygamberimize, diğer peygamberlere uyarlanabilir bir misaldir. İnsanlar normalde tamamen şu dünyadaki gölgeleri görüyorlar. Gölge bir alemi görüyorlar. Ama her şeyin hakikati Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakıyor. Eşyanın hakikati Esma-i İlahiye'dir denilir. İşte peygamberler bunları bize anlatıyor. Öte yandan şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını diğer alemde göreceğimizi bize bildiriyorlar. Böyle olunca şu alemin gerçekten bir gölge olduğunu diğer alemde daha iyi anlamış olacağız. Ama ideal olanı diğer aleme gitmeden bu dünyadayken bunların gölge olduğunun farkına varmak, varabildiğimizde gölge saadetlere değil de gerçek saadete, gerçek mutluluğa talip oluruz. Ve huvellezî, o Allah ki, ceale lekumul leyle libâse, geceyi size bir elbise kıldı. Siyah bir elbise ve gece bütün insanları bürüyor. Elbise insanı bürür malum. Gece de bir elbise gibi bütün varlık alemini bürüyor. وَالنَّهَارَ وَالنَّوْمَ سُبَاتَ Ve uykuyu da bir istirahat vesilesi kıldı. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورَ Gündüzü de bir neşir zamanı kıldı. İnsanların intişar ettiği, işleri, güçleri için koşuştuğu bir zaman dilimi kıldı. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala gece, gündüz, uyku, bu gibi nimetleri bize anlatmakta ve ders vermekte. Gece bir libas, bir örtü gibi hepimizi bürüyor. Bu da çok hayret verici bir durum. Gündüz vakti ortalık aydınlık, birbirimizi görüyoruz. Ama gece olduğunda her taraf karanlık. Ve gece bir istirahat zamanı ve insanlar gecede genelde istirahat ederler. Gece insanlar için, istirahat etmeleri için yaratılmış. Öte yandan nevm, uyku. Uyku da bir
dinlenme vasıtası. İnsan gün boyu yoruluyor. Bu yorulmanın neticesinde bünye bir miktar dinlenmek de istiyor. İşte uyku vasıtasıyla bu gerçekleşiyor. Allah-u Teala uykuda tamamen insanın vaktinin boş geçmemesi için, belki daha başka bilmediğimiz nice hikmetler için insana rüyalar da gösteriyor. Ve o rüyalarla o ölü gibi olan vaktimiz adeta kısmen değerlendirilmiş oluyor. Ve insan neyin peşinde koşuyorsa bu gibi şeyleri rüyasında görüyor. Ve derken sabah oluyor ve bir uyanış başlıyor ve artık sahne değişmiştir, manzara değişmiştir. Karanlık elbise üzerimizden alınmış, aydınlık meydana getirilmiş, güneş vasıtasıyla her şey gözle görülür hale gelmiştir. Bu aynı zamanda öldükten sonra dirilmenin de bir misali. Yani Allah-u Teala öldükten sonra dirilmenin misalini de her gün bize veriyor. İnsan uykuya geçer gibi ölüme geçecek ve uykudan kalkar gibi haşrin sabahında diğer alemde gözlerini açacak. Uyuyup uyanmayı inkar edemeyen bir insanın öldükten sonra dirilmeyi de inkar etmemesi gerekir. İşte bu anlamda her gün ölümün misali olan ölümün küçük kardeşi uykuyu yaşıyoruz ve sabah vakti de mahşer meydanında dirilmenin bir numunesini yaşamaktayız. Böyle olunca güne başlarken yeni güne merhaba diyebilmek ve merhaba merhaba bis sabah ve bil yevmil cedid, yeni güne merhaba demek ve o şekilde o yeni günde güzel şeylerle karşılaşmayı Allah'tan istemek gerekiyor. Çünkü her yeni gün hem bize hem herkese yeni bir alemin başlangıcıdır. Araplar el-leyletu hubla derler. Gece hamiledir. Yani her geceden sonra bir takım gelişmeler kendini gösterecektir. Ve gündüzünde yeni bir şeyler olacaktır mutlaka. Böyle olunca sabaha salimen çıkan, ölmeden çıkan herkes sabahın o öldükten sonra dirilmeyi hatırlatan zamanında Allah'a iki rekat farz namazını kılmalı, sünnetini ayrıca kılmalı, sabah namazını eda etmeli ve yeni gün içinde Allah'tan yardım istemeli. Yeni günün kendisine hayırlı olmasını bu şekilde istemeli. Nasıl ki balıkçılar oltalarını alıyorlar, ya nasip deyip balığa çıkıyorlar, oltalarını bırakıyorlar, bir kısmı eli boş dönüyor, bir kısmı da bayağı dolu vaziyette geliyor. Her gün hepimiz o balığa çıkan balıkçılar gibiyiz. O gün bize neler getirecek bilemiyoruz. Ve mâ tedri nefsün mâ zâ teksibu gâde. Hiçbir nefis yarın ne kazanacak bilemez. Ve gelecek bizim açımızdan meçhul. O meçhulde hayırlı şeylerin bize gelmesi, şayet şerli şeyler mukadderse bile onların zarar vermemesi için kadiyül hacata, ihtiyaçlarımızı ifa eden, dualarımıza cevap veren Cenab-ı Hakk'a günün başında bu şekilde dua etmek gerekiyor. Bu açıdan sabah namazından sonra yapılan dualar daha dikkat çekici dualardır ve en makbul dualardan birisidir. وَهُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحِ O Allah ki rüzgarları gönderdi. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderdi. Bu da Allah-u Teala'nın başka bir nimeti. Rahmetinin önünde derken yağmurdan rahmet olarak bahis var. Ve şu anda toplumumuz büyük ölçüde Kur'an-ı Kerim'in terbiyesinden de bir şekilde istifade etmiştir. Halkımız arasında yağmura rahmet denilir. Bu Kur'an-ı Kerim'e dayanan bir ifadedir. Elbette ki rahmet yağmurdan ibaret değil. Ama yağmur rahmet-i ilahiyenin tecessüm etmiş şeklidir. Ve yağmur adeta gözümüz önünde mücessem hale gelmiş, damla damla gökyüzünden bize iniyor. İşte yağmurdan öncesinde Allah-u Teala müjdeleyici rüzgarları gönderiyor. Ve o rüzgarlar sulu bir şekilde esmesiyle rüzgarın, yağmurun peşinde geleceğini bize müjdeliyorlar, haber veriyorlar. Ve bu şekilde o insanlar o rüzgarın peşinde bir yağmurun olduğunu az çok hissediyorlar. Bir de
işari mana olarak düşündüğümüzde Hamdi Yazır'ın da dikkat çektiği gibi Allah-u Teala toplumdaki bir takım dalgalanmalarda da bir takım rahmetinin tecellileri öncesinde toplumda bir hareketlilik meydana getiriyor. Ve böylece bir takım akımlar, müsbet manada akımlar bir rüzgar gibi toplumda esiyor. Ve bu esmenin neticesinde Allah-u Teala o insanlara rahmetinin nice tecellilerini gösteriyor. Yani rahmet ilahiye durgun havada gelmez. Allah havayı hareketlendirir ve bu hareketlendirmenin neticesinde müsbet değişim rüzgarları, gelişim rüzgarları eser ve toplum bu rüzgarlardan etkilenir. Nasıl ki rüzgarların esmesiyle bahar geliyor, ağaçların çiçekleri açıyor, yağmur yağıyor ve böylece yeryüzü hayatlanıyor. Peygamberlerin diriltici nefesleriyle de toplumda müsbet yönde değişmeler olur. Peygamber varislerinin anlattıklarıyla bunlar da bir akım şeklinde, bir rüzgar akımı gibi toplumu etkiler, yönlendirir. Onlardaki kabiliyet tohumlarını yeşertir ve böylece daha evvel belki ölü gibi olan o toplum Allah'ın izniyle hayat bulur. Bu gerçekten işari mana olarak Hamdi Yazır gibi zatların dikkat çektiği çok güzel bir mana. Ve enzelnâ mine's-semâi mâen tahûra ve semadan tertemiz bir su indirdik. Yani indiren Allah-u Teala ama bazen azamet anlamında biz ifadesini kullanıyor. Burada da semadan tertemiz bir su indirdik buyuruyor. Biraz düşündüğümüzde gökten suyun inmesi çok büyük bir proje. İnsanlar laboratuvar şartlarında su meydana getirmek için sülfürik asitten veya başka şeylerden bayağı bir masraf yapıyorlar. Orada bir bardak suyun bedeli, faturası çok çok ağır. Ama Allah-u Teala'nın sanatında ve icraatında su günlük hayatımızın bir parçası. Ve cealnâ minel mâ külle şeyin hay. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Her canlı şeyi sudan yarattık. İşte Allah-u Teala dünyanın her tarafında suyu meydana getirmiş. Yeryüzü bir zamanlar kurak iken, gökten yağmurlar yağmaz iken, gökten yağmurlar yağdırılmış, yeryüzünde sular biriktirilmiş ve böylece suda hayat meydana getirilmiş. Ve su ile hayat başlatılmış, su ile hayat devam ettiriliyor. İşte şu anda da Allah-u Teala hayatı su ile devam ettirmekte. Ve bu tertemiz bir su. Gökten inen su tertemiz. Ama insanlar eğer dikkat etmiyorlarsa gökten inen suyu kirli bir hale getiriyorlar. Bu insanların kusuru ama ilahi sanatta bir kusur yok. Su en ideal ölçülerde bize gönderiliyor. لِنُحِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَ Bu şekilde suyu göndermemiz ölü bir beldeyi hayatlandırmak içindir. Bununla ölü bir beldeye hayat verelim diye göndeririz. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَاَنَاسِيَّ كَث۪يرًا Ve bu gönderdiğimiz su ile, tertemiz su ile hem davarları hem de insanları biz sularız. Onların su ihtiyacını veririz. Özellikle mesela mezra gibi yerlerde, dağbaşı gibi yerlerde Allah-u Teala oralarda da bir nevi su depoları meydana getiriyor. Ve oralardaki canlılar, hayvanlar bu sulardan istifade ediyorlar. İnsan eli hiç karışmadan her tarafta en güzel bir şekilde tanzimat yapılıyor. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا Biz onları, onların öğüt almaları için aralarında bunu çevirdik. Yani bunu Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini, bu manalarını değişik şekillerde hem Kur'an'ın içinde hem başka semavi kitaplarda anlattık. Buradaki zamir yağmura da raci olabilir. Yani insanlar arasında yağmuru çevirmekteyiz. Yani yağmurun kendine göre bir macerası var. İşte denizlerden buharlaşması, gökyüzüne yükseltilmesi, tekrar yeryüzüne indirilmesi. Bunun kendine göre kitaplarda şemaları var, anlatılıyor. Ve bazı yere az, bazı yere çok taraf ilahiden yağmur gönderiliyor.
Allah-u Teala dilerse bol gönderiyor, dilerse az gönderiyor. Böylece insanlık aleminde su hayatın bir parçası olarak hayatın merkezinde yer almaya devam ediyor. فَاَبَا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا İnsanların ekserisi ise nankörlük yapmakta direndiler. Yani su gibi tertemiz bir suya muhatap olmakla beraber Allah'ın rahmetinin bu tecellisini nankörlükle karşıladılar. Allah'tan olduğunu bilmediler. Tabiata, sebeplere verdiler ve bu şekilde zulmetmiş oldular. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا Eğer biz isteseydik, her beldeye bir uyarıcı gönderirdik. Yani Peygamberimiz bütün insanlığa gönderilmiş ama Allah dileseydi her beldeye birer peygamber gönderirdi. Ama gönderilmemesi Peygamberimizin bütün insanlığa kifayetinden ve artık onun dininin alimler vasıtasıyla tebliğ edilebileceğinden, insanlık bir tek peygamberden ders alacak duruma gelmesinden. فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ Öyleyse sen kafirlere itaat etme. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Ve bununla onlara karşı çok büyük bir cihadı gerçekleştir. Bu Mekki surelerdendir. Mekke'de henüz savaş emredilmemişti ama cihat yine emredildi. Ve Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'le yapacağı ve yapmış olduğu cihat büyük bir cihat olarak ayette nazara veriliyor. İnsanları süfli şeylerden ulvi şeylere yönlendirmek, küfrün karanlıklarından imanın nurlarına onları çıkarmak elbette bu çok büyük bir gayreti, çok büyük bir cihadı gerektirir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, cihat kıyamete kadar devam edecektir. Yani Allah'ın dinini tebliğ etmek, Allah'ın yoluna insanları sevk etmek için gayret göstermek kıyamete kadar devam edecektir. Allah bizi de bu kutsi cihattan hissedar olanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.